Şimdi şarkının içerisinde, bu kalp seni unuturumun içerisinde bare var. Bare dediğimiz şey, şu diğer kalemi bulayım, yazan kalemi de. Bare dediğimiz şey, birinci parmağınızı bütün tellere basmaktır. Şöyle bir şey gösterir grafiklerde. Yani parmağınızın tamamının telleri kapattığı bir pozisyondur. Bare bastığınız zaman, birinci parmağınızda bütün tellere basarsınız. Diyelim ki ben 5. perdede basıyorum. Ses çıkıp çıkmadığını denemek için her teli denersiniz. Ses çıkıyorsa herhangi bir problem yoktur. Şöyle bir şeyse, kimisinden ses çıkıyor, kimisinden ses çıkmıyor. Bare basmanıza biraz daha vakit var demektir. Çünkü bare basmak bütün tek bir parmağınıza baskı yapmanız demektir. Yani tek bir tanesine böyle bütün kuvvetinizi uygulamaktır. Bunun en kolay yolu şudur. Bareyi çok temiz ve iyi bir şekilde basmak istiyorsanız önce ince olan perdeden başlayıp geriye doğru yapın çalışmanızı. Zaten biz hep öyle yaptık. Buradaki egzersizlerden geriye doğru gittik. Çünkü buradaki perde aralığı geniş. Önce burada basın. Diyelim ki bütün parmaklarımla kapattım. Yani bir parmağımla bütün telleri kapattım. Diğer 3 tanesi boşta ya. Bak şu egzersizi yapabilirsiniz. Arada baredeki notaları da işin içine dahil ediyorum ki ses çıkıyor mu diye. Bunun tam tersi. Barenin içindeki notayı çalıyorum ki duyuluyor mu diye. Birinci parmağınız sürekli burada durduğu için bir müddet sonra ağrımaya başlayacak. Ağrıdığı zaman bırakın. Bir süre dinlensin. Ondan sonra tekrar başlayın. Ben şöyle yapmaya çok katılmıyorum. Bunun tek bir tane doğru yolu var diye söylemiyorum. Bare basmanın tek bir yolu var. Kesinlikle benim söylediğim doğrudur demiyorum. Şu da olabilir. Hocam ben bunu bastım. Bundan ses çıkıyor. Tamam. O zaman öyle devam et. Ama bastığınızda ses gelmiyorsa parmağınız biraz kuvvetsiz olabilir. O yüzden bazı egzersizler vardır. Herhangi bir şey çalmadan da yapabilirsiniz bunu. Dediğim gibi bir tane doğrusu yok. Önemli olan parmağınızı oraya basıp yeteri kadar kuvvet uygulamanız bu. Çünkü çalarken şu ses olmasın. Kiminden geliyor, kiminden gelmiyor. Öyle olmasın. Direkt bastığı gibi yapanlar da var. Daha önceden görmüş veya çalışmış veya hiç çalışmamış böyle mucize eseri böyle bastığı gibi olanlar da var. Ya da böyle bir müddet çalışıp ondan sonra bareyi yerine oturtanlar da var. Biraz zor. Bareyi bastığınız zaman hemen ses çıkacak diye bir kural yok. Ama öncelikle söylemek istediğim şey, bir parmağınıza bütün tellere basın. Ses geliyor mu bir deneyin. Ses geliyorsa tamam. Hep o kuvvette basacaksınız demektir. Ses gelmiyorsa biraz daha sert basmayı deneyin. Şimdi bu kalp seni unutur mu da BM akoru vermiş. BM akoru şuraya yazalım. Si minör. İkinci perdede bare. Bunu zaten birinci parmağınızla basıyorsunuz. İkinci perdedeki bareyi. Devamında dördüncü tel, dördüncü perde olması lazım. Üçüncü parmağınızla. Üçüncü tel, dördüncü perde. Dördüncü parmağınız olacak. Bir de ikinci telde bir nota var. İkinci tel, üçüncü perde. O da ikinci parmağınızda. Şimdi göstereyim. Diyor ki ikinci perdede bare bas. Bu tamam. Dördüncü tel dördüncü perde üçüncü parmağımla. O da tamam. Üçüncü tel dördüncü perde. O da tamam. İkinci tel üçüncü perde. O da tamam. Ya da bunun basit yolu şöyledir. İkinci parmağınızda bare basıyorsunuz. AM akoru basıyorsunuz yanına. Öyle dediğim gibi. Yani kapoyu buraya taktığımız zaman AM akor basıyoruz ya aynı hesap. Akor sadece si minör akoru oluyor artık. Yani BM akorunun daha kolay bir yolu yok. G akorunun var. Bare basmadan çalabileceğiniz bir yolu.
C akorunun var, AM akorunun var, F akorunun var biraz. Ama BM akorunun bare basmadan çalınan bir yolu yok. O yüzden ikinci perdede BM akorunu basmanız gerekiyor. O kısmı göstereyim ben size. Ritimle çalayım. Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Önce bareyi, ondan sonra diğer parmaklarınızı yerleştiriyorum. Ben genelde öyle yapıyorum. Dediğim gibi tek bir doğrusu yok. Hangisi kolayınıza gelirse. Niye öyle yapıyorum peki? Şu geçişi yaptıktan sonra bunları basmak bana daha kolay geliyor. Bunu yaptıktan sonra bütün gücünüzü bu parmaklarınıza harcarsanız bareyi bastığınız zaman ses alamazsınız. Onun kolay yolunu bir süre sonra keşfedersiniz. Bare basarken bütün telleri mutlaka kontrol edin. Biraz daha ince bir yerden başlayın. Bak, diğer üçünü hiç kullanmıyorum. Bare çalışmak zordur. Bareyi basmak da zordur. Bareden ses çıkarmak da zordur. Ama gitardaki en zor olan şey baredir. Bunu da zaten ara vermeden şöyle yarım saat 40 dakika böyle bir egzersiz olarak çalışırsanız bu işi biraz daha kolay çözersiniz. Şarkılarda karşınıza çıkabilir. Dediğim gibi her akorun bir alternatifi var ama BM'nin pek bir alternatifi yok. Mecbur bare basmanız gerekiyor. O yüzden şarkılarda karşınıza çıkan ikinci perdede bare bastığınız bir pozisyon görüyorsanız büyük ihtimal BM akoru çalacaksınızdır. Fa diyez akoru da var ama bir önceki derste söylediğim AM ve EM akoruyla başlayan şarkılar bulursanız çoğunlukla fa diyez akoruyla karşılaşmazsınız. O da aklınızda olsun. Önce bare, ondan sonra diğer parmaklarınız. Ses çıkarmayı deneyin. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Şu boşten çalışması vardı ya. BM akorunu basın. Pardon. Oradaki arpej çalışmasını bare bastığım parmağımla yapıyorum. Benimki bile bir müddet sonra ağrıyor. Aynı şey sizde de olacaktır. Ağrıdığı zaman bırakın, çok yüklenmeyin. Bir müddet sonra tekrar çalışırsınız. Bari sürekli karşınıza da çıkabilir. Yani peş peşe si minör çalarsınız, do diyez minör çalarsınız, sol minör çalarsınız, fa majör çalarsınız. Şarkının tamamı bunlardan da gelebilir. Ama mümkün olan şey şudur. Hani mümkün olan demeyin. Olması gereken şey şudur. Parmağınıza yeteri kadar kuvvet uygulamazsanız ses çıkaramazsınız. Gereğinden fazla bastırırsanız bu sefer de şarkıları çalarken eliniz normalden daha çabuk yorulur. Ne kadar bastığınızda ses çıkıyor onu bir keşfetmeye çalışın. Şöyle 15-20 dakika bareyle çalışırsanız bu işi muhtemelen bir kere de çözersiniz. Soracağınız herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz.